Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan Hoca'nız. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Keyifler muhteşemdir. Görüyorsunuz ki yaz tatili bile olsa oturuyoruz. Sizlere videolar çekiyoruz. Sizlere bir şeyler ek yani bir şeyler aktarmaya, bir şeyler faydalandırmaya söyleyemedim. Kelimeler tükeniyor arkadaşlar bende artık. Ya yaşlanınca artık böyle oluyor maalesef. İşte yaşlanınca bazı şeyleri konuşamıyorsunuz. Nedir onlar? Kelimeleri mesela kuramıyorsunuz. Mesela şu an ne diyorum? Saçmalıyorum biliyorum ama kendim şey değilim ya yani şu an mesela. Kendim de değilim şu an arkadaşlar. Ya yaşlanınca böyle oluyor. Neyse. Evet. Kümeler, kümeler, kümeler efendim demiştik. En son kümeye işte tızolar kümesi demiştik. Trekler kümesi demiştik, bilmem neler kümesi demiştik. Yani kümeleri ilk başta olarak birinci videoda çekmiştik. Birinci videoyu izlerseniz, yuva bir yere aşağı, bir geri yukarı, yukarı bir yere koyarım. Oradan bakarsınız. Peki bugün ne yapıyoruz? Bugün sonlu ve sonsuz kümelere bakıyoruz, tamam mı? Tamam mı veya sonlu ve sonsuz kümeler veya sonlu küme e, örnek göreceğiz. Sonra sonsuz küme nedir onu göreceğiz. Sonra boş küme nedir göreceğiz. Sonra evrensel küme nedir bakacağız ona, tamam mı? Yani bugünkü konumuz bu. Biliyorum yaz kısmı sıcak geçiyor. Evet bayağı bir yoğun sıcaklığı geçiyor. bu kısımlarda sizi çok da yormak istemiyoruz ama dediğim gibi biz oturacağız. Senenin başında okul açıldığında bunları en baştan tekrardan ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Rahatla kal Hasan Hoca burada ya ayıp ediyorsun. Sizi bırakmak var mı ya? Siz o kadar bize emek, et, bize emek verdiniz. O kadar bizi desteklediniz. Arkadaşlar like atın dedim. Like atmadınız mı? Nasıl atmadınız? Attınız. Teşekkür ediyorum hepsine. Evet o yüzden sizlerin değerini biliyorum arkadaşlar. O yüzden sizlere video çekmeye tabii ki devam edeceğim. Biz sizleri gerçekten de seviyoruz. Kalbimiz gerçekten de sizinle. Sizler de like atarak bize kalbinizi gösterebilirsiniz. Evet efendim sonlu ve sonsuz küme. Ne demek bu sonlu ne demek bu sonsuz. Zaten adı üstünde değil mi? Bir sonu olması gerekiyor. Bir sonsuz olması gerekiyor. Mesela benim, benim size olan sevgim arkadaşlar sonsuz bir kümedir sonsuz bir sevgimiz vardır. Anlaştık mı? E, o yüzden buna dikkat edeceğiz. Peki devam edelim. Diyoruz ki bir kümenin bak dikkat bir kümenin elemanları sayılabilir çoklukta ise bu kümeye ne diyormuşuz? Sonlu küme diyormuşuz. Kolay sayılabilir çoklukta ise sayıyorsun 1 2 3 4 5 bitti mi? Orada bittiyse bu sonludur abi diyorsun. Mesela diyelim ki pozitif tam sayılar. Pozitif tam sayılar nerede bitiyor kardeş? Bilmiyorsun ki. Bilmiyorsun. O yüzden o biraz daha sonlu olacaktır. Peki örnek var. Örneğe bakalım. Hadi bakalım. Diyor ki diyor ki diyor ki B'yi vermiş. Ve x öyle bir sayı ki. Eksi 2017'den küçük. Eksi 2017 küçük. X küçüktür. 2017 demiş. Ve bu x'e bir tam sayıdır demiş. Şimdi öncelikle biz x'e hangi değerleri vermemiz gerekiyor? Eksi 200. 2016. Eksi 2015. Bu şekilde gidiyor. Eksi kaça kadar? Tabii eksi Artıya kadar gidecek. Artı 2016'ya kadar gidecek. Arkadaşlar x'in değer aralığı bu kadar değil mi? Bu değil mi? Bu. Burada bitiyor mu? Abi bitiyorsa. Bak bu bitiyorsa. Kesinlikle kesinlikle kesinlikle, kesinlikle ama kesinlikle ama kesinlikle sonludur sonlu. Bir sevgi bitiyorsa. Bir aşk bitiyorsa. Bir ee, ne diyeyim ona şey vardır yani ya ne diyor onu, ne dinliyor diyor ona? Yaşlanınca unutuyorum ya hmm, e, e, şey dinliyor ya ne sesi çete yazarsan anladın siz. Evet sonlu küme diyoruz. Peki sonsuz ne demek abi? Sonsuz demek Hasan hocanın size olan aşkı demek arkadaşlar tamam mı? Sonlu olmayan kümeler ise sonsuz küme adı verilir. Adı üstünde sonlu ise sonlu, sonlu değilse sonsuz. Örnek hadi örneğe bakalım. Hemen örneğe bakalım. Diyor ki, diyor ki, diyor ki, diyor ki. Bak burada bir tane C ifadesi vermiş. Arkadaşlar. X öyle bir sayı ki. Bak bunun işareti neydi? Şunun işareti neydi? Öyle bir, öyle ki. Neyse yazamadım. Öyle bir sayı ki diyebiliriz. Öyle ki diyelim. L'yi niye yanlış ya? Ya Allah'ım. Allah'ım çıldıracağım. Öyle ki. Öyle ki. 5 küçük x ve x'in bir tam sayı olduğunu söylüyor. Bak 5 x'ten küçükmüş küçük. O zaman x'e ben 6 veririm abi. 7 veririm abi. 8 veririm abi. 9 veririm abime. Ne vereyim abime? 10 veririm abime. 11, 12, 13 akşama kadar sayarsın bunu. Yani bu aslında neye gidiyor? Sonsuza kadar gidiyor efendim. Çünkü 5 küçük x demiş. 5 x'ten küçükse x 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir, 10 olabilir. O yüzden arkadaşlar buna dikkat ediyoruz. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Hemen devam edelim. Peki peki peki. Boş küme nedir? Boş. Boş küme nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Boş konuşanlar. Boş konuşanların çoğu boş kümede yer alır. Neden? Boş konuşuyor. Abi adam sabahtan akşama kadar öyle yapmış bu böyle yapmış şu yapmış bu yapmış dedikodu yapıyor. Dedikodu yapmak iyi bir şey değildir. Dedikodu yapmıyoruz. Kimsenin arkasından boş boş konuşmuyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani dedikodu dinimizce de yasaktır. Dedikodu yapmıyoruz. Kimsenin arkasından konuşmuyoruz. Lütfen. Arada yani kendimizi tutamıyoruz ama olsun. Dikkat edeceğiz. Konuşmayacağız. Tamam. Anlaştık. Evet boş küme. Arkadaşlar bak boş küme şu şekilde gösterilir. ha. Bak bu şekilde gösterilir veya bu şekilde gösterilir. Yani bu kümenin elemanı yok yok. Okey mi? Zaten burada biz ifade ettik. Dedik ki Elemanı olmayan kümeye boş küme adı verilir. Elemanı olmayacak abi adı üstünde bak elemanı yok. Elemanı yok. Elemanı yazamıyorum bak elemanı yazmayı bile bilmiyorum daha ya. Ayıp be ya. Tüh ya. E. Siz kalem böyle tutuyor musunuz? Böyle tutan kalem, kalem böyle tutan var mı arkadaşlar aranızda böyle? Ben genelde şöyle tutuyorum ama tabletle buna alıştım niye bilmiyorum elemanı olmayan. Ya yazım çok çirkin ya. Yazım görünce intihar edesim geliyor. Şunu güzel. Bir şunu biraz büyütmem gerekiyor. Heh. Bak şimdi elemanı olmayan kümeye boş küme adı verilir. Boş kümeler bu şekilde ifade edilir. Ben sana şimdi şunu sorsam ki hemen seni trollemeye çalışsam ki şu şekilde bir ifade versem sen bana der misin ki boş küme? Atlarsın değil mi? Bazılarınız atlar. Öğretmenim bu boş küme. Aha, boş küme. Ne boş kümesi? Bak şimdi burada bir küme belirtiyor ve kümenin elinde bir tane eleman var. Dikkat edin abi dikkat edin. Bunlar önemli noktalar. Bunları diğer dikkat etmiyorsunuz. Aklınız fikriniz nerede bilmiyorum ama dikkat edeceksiniz. Eğer boş küme ifade ediyorsa bak içi boş olacak bunun. Veya sadece ama sadece şu şekilde bir ifade olacak. Anlaşıyor muyuz? Burada anlaşmamız gerekiyor. Çünkü önemli efendim. Önemli efendim. Evrensel küme. Bakın arkadaşlar adı üstünde evrensel. Yani her şeyi içine mi alacak bu? Mesela şöyle bir şey desem ben. Tam sayılar kümesi bir evrensel midir? Doğal sayılar kümesi bir evrensel midir? Ne bileyim herhangi bir işte ifade verdiğinde bu evrensel küme midir? Şimdi bu evrensel küme kısmı ifadeden ifadeye değişecek arkadaşlar. Peki bakalım ne demek istiyor? Şimdi diyor ki üzerinde işlem yapılan bak üzerinde işlem yapacakmışız. Tüm kümeleri içinde bulunduracak ki 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 ki, ki önemli. Bak şurayı sileyim. Şurayı sileyim. Burası önemli çünkü. Neymiş? Tüm kümeleri içinde bulunduracak ve 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 şekilde seçilen kümelere evrensel küme adı verilir. Evrensel küme E şeklinde gösterilir. Yani şöyle bir şey gördüğünde öğretmenim bu ne deme. Evrensel kümenin simge i, ifadesi bu tamam mı? E dediğimiz de evrensel küme. Peki bir tane örneğimiz var burada. Bu örnek içinde diyebiliriz. Hemen konuşalım. Bir tane A kümemiz var. A kümemiz A. A kümemizin elemanlarını vermiş. 1 3 5 7 ve 9 kümesi V demiş eklemiş. V demiş eklemiş. Tamam ekle bakalım. Sonra burada da E kümesine bakmışız. Demiş ki e kümesi dediğimiz aslında evrensel küme. Bak 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var, 9 var kümenin içerisinde. Demiş ki evrensel kümesini Venn şeması ile gösteriniz demiş. Tamam. Bakın burada yapmanız gereken şudur arkadaşlar. Öncelikle bir bakıyoruz ortak olan hangisi? Bak A'ya bakıyorum. A E'nin içinde mi? E içinde mi? E içinde. O zaman A yani E dediğimiz kısım evrensel küme şeklinde düşüneceğiz. Evrensel olarak alacağız içeriye. Onu A'ya da koymamız gerekiyor. Mesela Venn şemasından bahsetmiş. Abi bak bak bu şekilde büyüttüm. Bana yer lazım. Af, af kocaman büyüttüm. A tertemiz oldu valla. Bak şimdi. Bir tane evrensel küme çiziyorum. Hop. 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 Oğlum benim çizmem mü Ya mükemmel çiziyorum abi ya. Ya niye bu kadar mükemmel çiziyorum? Harika çiziyorum. Hatta var. Şurada bir şey var. Çizmeye gerekiyor yok. Bak böyle dokunuyorum abi. Kendi çiziyor zaten. Teknolojinin gözünü seveyim ya. Çizimciler de artık yatıyor. Evet. Evrensel kümemize baktığımızda bu bizim için evrensel küması olsun. Tamam mı arkadaşlar? Hemen şu şekilde bir tane de yuvarlak çizdim. Ve bu yuvarlağın içi de ne olsun ne olsun ne olsun ne olsun A kümemiz olsun. Peki bizim A kümemizin içerisinde hangi sayılar vardı? Hemen. Oha ne kadar küçük yazmışım. Bak bizim kümemizi A kümemize baktığımızda 1, 3, 5, 7 ve 9 var. Hmm. 1, 3, 5, 7, 9. Yani şunu noktamı koydum. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. A kümesi 1, 3, 5, 7, 9 mu? 9. Peki E kümesinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar gidiyor. Bak şimdi evrensel küme zaten buraya içine aldı mı? Aldı. Şu A kümesi. O zaman bunları bir daha yazmana gerek yok evrensel kümenin için. Hocam işte buraya da 1 işte yazalım, 2 yazalım. Gerek yok. Zaten burada var. Adam zaten buraya yazmış kurban olduğum. O zaman sen şu, şu, şu şekilde düşünüyorsun. Burada 1 varsa geri kalanı buraya yazıyorsun. 2'yi buraya yazabilirsin. İşte 4'ü buraya yazabilirsin. Sonra 6'yı buraya yazabilirsin. Sonra 8'i yazabilirsin. Okey mi? Bunu evrensel küme yazdık biz. A'yı kapsadığı için evrensel küme şeklinde bu şekilde ifade edebiliriz. Venn şeması şeklinde göstereme bu şekilde olur. Anlaşıyor muyuz arkadaşlar? Var mı sıkıntı efendim? Evet. Bundan sonraki kısımda görmemiz gereken kısımlar var. Alt küme. Şimdi buraya notumuzu alıyorum. Aa keke silmeseydim ya. Çok güzel çizmiştim be. Bak daha da büyüteyim mi? Bak. O da bu kadar büyüyormuş. Evet. Diğer konumuz arkadaşlar alt küme olacak. Tamam mı? Şöyle başlığımızı atalım. Burada bir kalsın. Uz önünde bir, uz bir konuşalım alt küme kısmını. Şimdi bakın. Alt küme bizim için çok önemli olacaktır. Çünkü ya ben aslında bu videonun içerisinde alt kümeyi de koyacaktım ama alt küme gerçekten de çok değerli bir konu. O yüzden tek videoda ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü bunun içerisinde işte alt küme, işte öz alt kümesi var. Ondan sonra bulunur, bulunmaz kısmı var. Yani sizin TYT kısmına baktığımızda TYT'de çıkabilecek soru tipleri burada var. Yani aslında bu alt küme kısmı bizim için önemlidir. Bazı yerlerde karışıktır arkadaşlar. O yüzden de o karışıklığı önleyebilmek için ayrıntılı bir şekilde video sizlere çekeceğim. Ben de o iş Rahat olun abi rahat olun. Ben de hoş Hasan daysa iş bitmedi mi? Bitti tabi. bak kümelere geldik. Mantığı anlattık. Kümeler bir anlattık. Kümeler iki anlattık. Kümeler 3 anlattık. Kümeler 4'te de videoyu bitiririz büyük ihtimalle. Şimdi diyorum ya yaz kısmı olduğu için gidip de bir saatlik bir video çekmeyeyim. Niye sıkılırsın abi yazın yani bir saat niye dinleyeceksin ki değil mi? 20'şer dakikalık 15 dakikalık 20'şer dakikalık videolar çekiyorum ki sıkılmadan bir şekilde en azından bir Aşina olsun. Sonra biz senenin başına başladığımızda oturacağız abi. Mis gibi. Kışında zaten. Tertemiz. Altımızda kuru. Mis gibi. Oturacağız abi. Paso ders çalışacağız. 40 dakikalık, 50 dakikalık 1 saatlik videolar olacak. E sen de buna göre kendini ayarlayacaksın ve bu işi bitireceksin. Bu iş böyle yani arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Anlaşıyor muyuz? Evet. Şimdilik alt küme kısmında kaldık ve alt kümeyi de diğer videoda işleyeceğiz. Ondan sonraki süreçte Zaten işte keseşimdir, birleşimdir, bilmem nedir onları yaparız. Sonra bitiririz zaten. Kümelerle ilgili de soruyu çözeriz. Zaten e, gerekirse e, denklemler kısmına da gireriz arkadaşlar. Yani elimden geldiğince vaktim oldukça görüyorsunuz ki koşturuyorum. İnanın çok yoruluyorum sizler için. E, tatilimden fedakarlık ediyorum, e, vakitimi sizlere harcıyorum. Gece uyumuyorum, daha az uyuyorum mesela. Niye? Bir yerlere gelin istiyoruz, bir yerlerde e, bir yerlere tutunun istiyoruz. Çünkü hayatın gerçekten zor olduğunu biz biliyoruz. Çünkü hayatın gerçekten içerisindeyiz. E, Dışarısının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. İşte e, imkanların iyi olduğunda ne kadar rahat edebileceğini görebiliyoruz. Orayı yaşadık onu biliyoruz. Yani ben şunu söyleyeyim. Ben kendim için söyleyeyim en dip arkadaşlar. Bakın dibin dibini gördüm. En dibindeydim. Yani fakirliğin fakirliğin fakirliğini bile gördük biz. E şunu söylüyorum diyorum ya okula giderken ben ilk okula giderken ayakkabım yırtık gidiyordum. Ayakkabı bulamıyordum işte pantolonum yırtıktı bilmem ne de. İşte harçlık çok fazla doğru düzgün alamıyorduk işte kitap doğru düzgün alamıyorduk. Yani e, durumun en dibini yaşadık en dibini biliyoruz. Ama şimdi çok şükür halimiz vaktimiz iyidir çok şükür durumumuz iyidir. Yani şunu söylemek istiyorum gerçekten de o günlerde zorluk çok çekiyorsun psikolojik olarak zorluk çekiyorsun, özgüven olarak zorluk çekiyorsun, imkan olarak zorluk çekiyorsun. Ya abi canın bir şey çekti alamıyorsun mesela. Ya biz şunu istiyoruz ya abi çalışın bir yerlere gelin bir şeyler edinin bir e, mevkilere gelin ondan sonra zaten ne haliniz varsa görebilirsiniz ya. Bizim amacımız sizleri oraya taşıyabilmek. Yani oralarda sizlerle beraber oralarda yani sizleri o imkanlara doğrultusunda ilerletebilmek ondan sonra zaten sen bir şekilde e, Hayatını zaten geçireceksin yani. Anlaşıyor muyuz? Arkadaşlar bakın. Hayat gerçekten de zor. Gerçekten de zor. O yüzden e, bu hayatı biz kendimiz zorlaştırmayalım. Daha çok zorlaştırmayalım. Bugün belki sen 2 e, saat daha az uyuyacaksın. Biliyorum çoğunuz 9 saat 10 saat uyuyanlar var. Tembellik had safhada. Çalışmayak e, istemeyenlerin sayısı çok fazla. Yani bakıyoruz e, işte yani şey yok. Heves gitmiş yani. Biliyorum bazı durumlar vardır. Hevesinizi kaçıracak durumlar vardır. Evet 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 evet. Bir sürü bahane oluşturabiliriz. Ama arkadaşlar inanın zaman gidiyor. Bakın bu zamanı ben durduramıyorum abi. Tutamıyorum. Yani şöyle çarpı atayım da bu zaman dursun. Sonra tik atayım da başlasın diyemiyorum. Çünkü zaman akıp su gibi bak. Zaman su gibi akıp gidiyor abi. Çok hızlı gidiyor. İnanın ben bakıyorum tatil ya abi tatile başladık tatil bitti ya 3 ay nasıl bitti bitiyor işte. Yani e, biz o yüzden bu zaman dilimimizi iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İyi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Hiçbir bu zaman bir daha gelmeyecek zaten. O şekilde çalışmamız gerekiyor. E, ben görüyorum e, gerçekten de çok üzülüyorum. E, bazı arkadaşlarımız Zamanlarını o kadar çok boş şeylere harcıyor ki yani o zaman diliminin bir daha gelmeyeceğini düşündüğümüzde çöp ediyorlar zaten şu dünyaya geldiğimizde yani yarısını uyuyarak geçiyoruz ömrümüzün yarısını zaten uyuyarak geçiriyoruz Yarız, yani yarısını demin birçok zaman işte yemedir içmedir oturmadır tuvalettir bilmem nedir adam bir gidiyor tuvalete bir saat çıkmıyor abi ne yapıyorsun sen tuvalette bir saat falan <laughs> Yani o yüzden biz abi zamanımızın değerini bileceğiz, ona göre çalışacağız, ona göre konuşacağız, ona göre değerlendireceğiz. Bu şekilde de ilerleyeceğiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Biliyorum gevezeyim biraz konuşuyorum ama ben sizi sevdiğim için konuşuyorum arkadaşlar. Bizim için çünkü önemli olduğumuz için. Ya ben sizi böyle öğrenci gibi değil de kardeşim gibi görüyorum. Neden? Çünkü biz istiyoruz abi iyi yerlere gelin istiyoruz. Sizin iyi yerlere gelmenize iyi. Bakın şunu söyleyeyim. Gelmeye ihtiyacınız var iyi yerlere okumaya, iyi liselerde okumaya ihtiyacın var. Bu ihtiyacını gidermek istiyorsan da çalışmak zorundasın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim.